Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda buraya zorla oturan abim var. Hey, dokunmayın çok bana. Çünkü neden? Çünkü saçma sapan bir video. Saçma sapan bir video. Çünkü abim bugün bana sevgili seçiyor. Allah'ını seven üstüme toprak atsın! O ne demek kardeşim? Bakın bu cümleyi nasıl kurabilir ki bir insan yani? İçerik yapar. O yüzden burada oturuyor. Evet. Burada. Ama hani sevgili seçmek de değil ya. Finale birini bırakıyor abim. Sen öyle kendini rahatlatabilirsin. Şunu bil, gerçekten öyle bir şey olmayacak ki hani. Yani evet, finale birini bırakıyor. Evet. Evet abi, finale birini bırakıyorsun. Aynen. Tamam, bu videonun başında abim finale birini bırakıyor mu? Abim bana sevgili seçiyor. Ama ben bunun daha beterini yaparım, söyleyeyim de sana. Nasıl yani? Ben 50 tane kız getiririm mi? Gerçek hayatta yaparım yani. Sen gerçek hayatta bana birileri seçersin. Bu videoya kaç bin like gelirse, çok uçuk bir like söylemeyeceğim bu arada, gelsin istiyorum. Çünkü bu videoya 65 bin like gelirse, ben bunun gerçek hayat versiyonunu çekiyorum. Hayda. 50 tane hanımefendiyi davet ediyorum. Çeşitli turlarla, murlarla sen finale birini bırakıyorsun. Ben finalde de o hanımefendiyle yemeğe çıkıyorum. 65 bin like yoksa şu anda bu masadan kalkıp giderim. Oyda. Tamam. Yani mecbur. Hadi hemen başlayalım şu video bitsin. Ben de defolup gitmek istiyorum burada. Geçelim o zaman. Oğlum bu video çok kötü ya. Ben çekmek istemiyorum başlangıçtan. Şimdi çıktı karşıma Sefo'yla derimine. Ben niye birini seçmek zorundayım ki? Yani seçeceksin abicim. Tamam, Sefo'yu seçtim, sus. Bu kadar hızlı mı? Ne yapayım oğlum? Ama biraz yorum yapmak zorundasın. Hayır, seçtim Sefo'yu, seçtim Sefo'yu. Neden Sefo? Bitti, birkaç şarkısını dinliyorum. Bundan dolayı mı? Bundan dolayı birkaç şarkısını dinliyorum. Bak ama hemen direkt seçme. Bir tamam. Yaş olarak da bakmak Engin zorundasın Akkürek yani şimdi. Burak Yörük ya, sus be. İstiyorsan ben kalkayım, Berk seçsin. Ama o da sıkıntı. Hadi. O zaman ben de kamera arkasından nasıl müdahale edeceğim? O da problem. Engin Akkürek yine dizilerde birazcık efendi adam rolünü oynuyor bu adam genelde. Evet. Delikanlı adam oynuyor. Yani Burak Yörük'te birazcık şey tipi var. Çapkın. Ama yaş... Oğlum. Hayır ya! Yaş olarak lan ben seçiyorum kardeşim, senin ne alakası var? Yaş olarak mı bakman lazım? Aras Bulut İynemli'yi seçtim buradan da. Çok kötü seçimler yapıyor ama. Oğuzhan Özyakup kim bilmiyorum, tanımıyorum, o yüzden onu seçtim. Dur, çok hızlı gidiyorsun. Lan daha 32 tur var, 32 tur. Elemem lazım bütün erkekleri, elemem lazım. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten... Murat Boz sence kurbağaya benziyor mu? Ben bu adamı kurbağaya benzetiyorum. Ama hani, yemin ederim ki hakaret etmek için, aşağılamak için söylemiyorum. Normal hani insanlar hayvanlara benzer ya, ne bileyim bir insan kime insan tilkiye benzer falan. O andırır ya. Anlatabilir miyim? Kurbağaya benzemiyor. Ben Murat Boz'u gerçekten kurbağaya benzetiyorum. Ama bu da hakaret gibi oluyor da yemin ederim öyle değil. Hani benzetmek. Evet, evet, anladım. Sizce benziyor mu Murat Boz kurbağaya? Benzemiyor. Murat Boz'u mu seçsem? Metin... Aaa! Yorum yapalım. Orkunç. Neredeydi? Orkuncu seçmem. Neredeydi o? Hangi dizideydi? Orkunç mu? Evet. Metcizir. Püm! Kalktı masadan. Yeter ama ya, kavalyem geri istiyorum. Beni yalnız bıraktın ama. Yeter. Tamam, gitmiş şimdi. Murat Boz'la yola devam ediyoruz. Ama abi bak, bana göre çok yaşlıları seçiyorsun sen. Sen, ben finalde hepsini eleyeceğim ki, yok mu bu testi? Bak, Türkiye'nin en yakışıklı erkekleri testi. Ben de Türkiye'de yaşayan eli yüzü düzgün bir adamım. Beni de koysalardı. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Hı hı. Ne? Test eski. Belki olabilirim abi bu arada. Bence. Burak Deniz, Can Yaman. Burak Deniz'i seçmem. Neden? Bir tane manitam vardı, aşırı beğeniyordu Burak Deniz'i. Ben ayar oluyorum bu arada. Abi lütfen Can Yaman'ı seçme. Neydi bunun viral şeyi? Manyaman mıydı? Neydi? Yan Caman mıydı? Abi lütfen onu seçme. Can Yaman'ı seçmem. Bu arada sen sevgili seçiyor falan filan değil. Bu videonun Sıla'ya ben şey yapıyorum abi. Of, çok kötü video, kalkmak gitmek istiyorum ya. Sıla'ya. Yemek yiyor. O kadar. Hayır, sevgili yemek seçiyorsun yiyor. Bana. Yemek yiyor. Değil yani, yemek. Şimdi benim Can Yaman'ın sevgili olmamı ister misin ya? Ya sessizlik isterim senden bu videoda ben biraz. Burak Deniz'i seçeceğim. O da biraz daha efendi bir adam. Evet, tamam. Of, lütfen. Çok kötü. Her tıkladığı karnıma bir kramp giriyor. Dış görünüş olarak da biraz bana... Sarı komutan! Bana uygun bir şeyler seç, tamam mı? Dış görünüş abi, olarak. Abi bu sınav hiç kimse sana uygun değil. Sen önce ben Allah belanı versin. Dış görünüş olarak ben... Sessiz ol. 65 bin like demiştim ya. 30 bin like gelirse bana videoyu çekiyorum. 50 tane hanımefendi davet ediyorum. Gerçek hayatta ben Sıla'yı bu tribe sokacağım. Kız kardeşim bana sevgili seçiyor. 50 tane gerçek kadın. Okey miyiz? Okeyiz. Kabul etmesin s**olabilirim masada. Tamam abi, tamam. Tamam zaman var, yetiştiniz. Tolga Sarıtaş'ı seçeceğim. Teşekkürler. Beğeniyor musun yani? Beğenmiyorum. Ya abi niye diğerini seçiyorsun? Ben yorum yapmıyorum. Sarı abi lütfen, yorum. Lütfen efendim. Düzgün seçenekler yap. Lütfen peki, ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Ayaz benim çocukluk aşkım bu arada. Gerçekten çocukluk Kiraz aşkım. Kiraz mevsimi Ayaz mı? Evet. Bu adamın sesi dizide dublajmış. Evet ve son neden? Sezon kendi sesine geçiş yapıyor. Çok kötü oluyor. Ben Ramo'yu seçerim. Lütfen biraz bana uygun seçenekler yap ya. Bu videoda çok ya, fazla konuşma var. Kaç yaşında adam seçiyorsun lütfen ya. Bu kaç yaşında Serkan Çayoğlu? Evli zaten abi. Evli mi? Tamam. Evet. Aha, Güçlü Çoban'ın oğlunu seçiyorum. Abi hayır! Yapma ya! Dokma kafa! Yapma! Vurma ya! Ya lütfen biraz yorum yap ya! Sen şimdi bir dakika. Bu
iki beyefendiden sana göre hangisi daha yakışıklı sence? Ben ama dürüstlükün. Neyi söylersem tersini seçeceksin. Abi bunda ne alakası var konunun? Ben böyle bir şey ima ettim mi kardeşim? Hangi beyefendi sana göre daha yakışıklı? Senin erkekteki dış görünüş anlayışına göre. Hayır bunu söylemeyeceğim. Seç öyle söyleyeyim. Bu video çok izlenecek ya. Ben bu videoyu çekmek seç istiyorum. Seç öyle söyleyeyim. Seçtim şu an ben. Kararımı değiştireceğim. Tıklaman lazım. Onur Bey'i seçeceğim. Ya abi. Boran kuzumu beğeniyor musun yani? Evet abi. Yakışıklı çocuk şimdi tamam mı? Ben ama... Tukan abi seçerim. Ne hayır seçmem seçmem. Elemem lazımdı. Elemem lazımdı. Ekin Koç da benim çocukluk aşkım bu arada. Bunun bir tane dizisi var. Görünmez oluyordu. Neydi o dizinin adı? Tamam işte o. Sana bir sır vereceğim mi? Akşam görüşürüz Tilki. Kerem bu all seni. Alright, you're the test. Okay, alright. Çok irit oluyorum bu arada yani. Ve onu seçiyor. Bu testin sonu nereye gidecek hiç bilmiyorum. Oo, Murat Dalkılıç, Kenan İmirzalıoğlu. Mesela ben neden ikisinden birini seçmek zorundayım? Dış görünüşlerden gidelim mesela. Hadi bir yorumla artık. Gerçekten yorumlayayım mı? Kenan İmirzalıoğlu, Murat Dalkılıç'a göre 120 kalem daha üstte bir adam dış görünüş olarak. Burnu yeter. Karizmatik diyebiliriz. Yakışıklı. Karizmatik. Ezel hakkında doğru konuş. Murat Dalkılıç sence nasıl? Yakışıklı mı? O da orta bence. Ya abi Kenan İmirzalıoğlu'ya ben nasıl sevgili olayım? Öyle bakman lazım olaya. Şu kelimeyi kullanmayalım. Ama bana sevgi seçiyorsun farkındaysan. Hilmice'yi mi seçeceksin? Yok Tarkan seçeceğim. Abi lütfen yaşlılar seçme bana ya. Oğlum finalde hepsini eleyeceğim zaten. Abi biraz gerçekten realist benim düşün. Kafamın arkası uyuşuyor. Normal mi? Bu sinirli olur mu? Biraz gerçekçi ol. O zaman bu tipi bilgisayarı kapatıyoruz şu an gerçekçi olacaksan. Bu videoyu çekmiyoruz. Lütfen biraz bana uygun seçim yap. Bu video tamamıyla bir senaryodur. Evet. O yüzden. Gerçek o yüzden, değildir, hayal ürünüdür. Evet o yüzden bu kadar sinirlenme ve seç birini anladın mı yani? Kötüleri seçip durma. Gerçek değil ya hani. Kimi seçeceğiz bunu? Ben yorum yapmıyorum. Ertan sen olsan Tarkan'ı mı seçerdin Hilmi Cem'i mi? Benim arkadaşlık sevgilim ya, için. Sessiz olduk adım. Arkadaşlık için. Tabii ki de Tarkan. Bilmeyeceğim. Defol. Tarkan mı? Benim sevgilim olacak. İyi bak, ne olur. Lebul Cebeş'in bir ismi Süleyman mıymış? Oha. Süleyman Burak Bodur'muş. Yiğit Koçak seçeceğim. Serseri ol gözükmeye çapkın gözükenlere yer yok muydu? Pekala. Adamın klibinde 20 tane karı kaldı göt sallıyor. Zaten ben tamam, okey. Memnunsun yani Yiğit Koçak. Lebul Cebeş'tense okeyim. Seyro. Seyro. Ya nasıl sevgilisin? Baba finalist, baba finalist. Jüriler parayı yiyor, ben yedim. Ne kanka? Yollarında sen. Düzgün, bekle hemen seçme abi. Çok hızlı bu Atakan Hoşgören'i, bu Atakan Hoşgören'i. Alp Navruz'u beğeniyor musun? Kimseyi beğenmiyorum. Aynen öyle. Atakan Hoşgören'i bana benzetiyorlar. Sence benziyor mu? Yani bir bu çocuğu bana... Kaşları benziyor. Bilmiyorum, ben şey hani benziyor diye iddia etmiyorum da. Ya da o, onun bana benziyor. Neyse, nasıl olsa bunun kazananı benim. Atakan Hoşgören birazcık daha yakışıklı kendini olduğu için... Kendini sana bırakamazsın. Atakan Hoşgören birazcık daha yakışıklı olduğu için... Kendini sana bırakamazsın. Ben de Alp Navruz'u seçerim zaten. Gerçekten mi? Evet. Yusuf Aktaş, ulan Raymond'a milattan önceki fotoğrafı koymuşlar. Kubilay Aka. Eski sevgilisi. Kubilay Aka Halis'e sevgili değildi. Kimdi? Ha o diğeriydi. Tamam tamam. Çok korktum ben. Bak Kubilay Aka'yı seçtim hadi. Çok zor bir şeyler seçmemek bu arada. Aaa! Aaa! Ne olur? Ooo Sonyaz. Ne olur hadi. Alperen Duymaz diyelim. Serkay... Ne olur ya azıcık sevdiğin karakterlere git ya. Sevdiğim için, ben sevdiğim için seçeceğim. Tabii. Kim seçiyorsun? Abi İbrahim Çelikkolu ya. İbrahim Çelikkolu seçeceğim tabii. Ya abi bak yeter bahçeni. Ya. Kardeşim en azından aynı bulunduğumuz camianın içerisinden birini seçmeyeyim. Sus ya. Seçen kişi çok belli abi. Çakalı seçmeyeceğim. Tabii ki de. Heh Furkan Andaç'ı seçeceğim. Evet onu seçmişsin zaten. Cenk Baş mıymış onun gerçek adı? Semih Cenk. Tamam Cenk anladık. Cemil Senk. Aytaç Şaşmaz'ı seçeceğim çünkü Semih Cenk kariyerinde yürümeye devam etsin, şarkılar yapsın, severek dinliyoruz. Ben de Aytaç'ı çıkarım. Bu içerik çok kötü. Ertan bir söz verdim, video açılırken 65 bin like gelirse yapıyordum bunu. Aa Ömer. Bir saniye sessizlik rica edebilir miyim Sıla Hanım? 65 bin like gelirse bunu gerçek hayatta çekiyordum, 50 tane hanımefendi davet ediyordum. Ama sinirlerim çok bozulduğu için like'ı 30 bine çektim, nasıl? Yemin ederim ensem uyuştu ha. Çağatay Ulusoy bence daha yakışıklı bir adam. Bence de. Ama Ömer daha efendi. Ömer kim ya? Ömer de ilk kaşlarında, kiralık kaşlarında. Senin ilk kaşlarını teker teker. Oo Burak öğretmen örümcek! Burak öğretmeni seçeceğim.
Of abi. Biraz bana mı sorsan? Sen kimsin ki sana soracağım? Pardon da yani şu anda. Hani bana seçiyoruz ya. Lan neyi seçiyorsun yani? Bu video bir gerçek değildir, hayal ürünüdür. Seçiyoruz yani. Cem Belevi, Yusuf Yazıcı kim be? Ben tanımıyorum ben bu tanımıyorum. Adamı. Yusuf Yazıcı kim? Cem Belevi. Bu adam... Evde şarkı söyler. Sözüm adama değil, oynadığı karakterlere bütün dizilerde p*** rollerini oynuyor. Ben bunu seçmem. Nerede p*** puştuk var bu adama veriyorlar o rol. Niye? Bilmem. Tip bana müsait. Hep şey oluyor ya, yurt dışından gelen şerefsiz kuzen, müzen öyle roller. O yüzden topçuyu seçiyorum, Yusuf Yazıcı. Yazıcı. Burak Özçivit'i Enes'i mi seçeceğim? Allah'a. Ben ona bakmadım. Direkt Enes'i görmeden. Sıla Burak Özçivit'i yakışıklı bulmuyor bu abi. Benim ensemim için. Sen buluyor musun? Bence gayet yakışıklı bir karizmatik adam sizce. Ben bulmuyorum. Değil mi? Bak. Siz Türk halkının tercihlerini bilmiyorsunuz. Oğlum bu adam tam bir Anadolu'daki kadınların hoşuna gidecek adam. Ben beğenmiyorum. Burak Özçivit'i seçtim. Bu arada arkadaşlar, bu tarzda test videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çünkü çekeriz yani. Evet. Daha normal testler sarar gibi sinirlenmediğimiz. Edit'i seçiyorum. Kendimce sebeplerim var. Kıvanç Tatlıtuğ geldi. Tabii ki de Kıvanç Tatlıtuğ'u seçiyorum. Mert Yazıcıoğlu mu, Batuhan Uzunkol mu? O kimdi onu hatırlayamadım. Lan Batu Flex. Ha öyle diyecek sanırım. Gidemez canım. Yazıcı Hoca olduğunu seçeceğim. Çünkü Aşk 101'deki rolü çok acınasıydı. Üzülmüştüm. Finalde zaten ellerim. Ben şimdi... Bakın Cihan Albayrak var, bir de Uzi var. Kimi seçeyim şimdi? Uzi'ye mecbur bırakılıyorum şu an. Kırdım kalemini, sindi bebek. Uzi'yi seçiyorum Cihan gitsin diye. Al geçtik, ikinci tura geçiyoruz. Şimdi fight başlıyor oğlum. Asıl burada yorum yapmamız lazım işte. Evet, krakerleriniz nedir hanımefendi? Sarışınlardan çok hoşlanmam. Sarışınlar, çat evet. Tip o kadar önemli değil benim için. O zaman niye dış görünüşüne göre yargılıyoruz? Bu bir. Yok, hani tamam bir yere kadar ama yani anladın mı? Burada karakterlerle alakalı hiçbir şey yazmıyor. Herhalde. Şu an tipe bakmak zorundayız zaten. Üçüncü kraker? Uzun boy. Ben bu kriterlere uyan birini biliyorum. Sarışın değil, uzun boylu, tip iyi, karakter değil. Ben biliyorum o adamı. Kim o? Ya abi! Ne Messi'si, ne Neymar'ı, ben yıla sen yoksun. Oralarda eskiden Neymar olurdu. Sen yoksun. Eskiden Neymar olurdu. Sevgili seçiyoruz bana. Şimdi Oğuzhan Özyakup kimdir bu beyefendi? Tanıyor musun sen? Tanımıyorum. Tanıyamazsın. Onur Bey'i tanıyor musun? Tanıyorum. Gerçek yorum değil mi? Burada bakarsam Onur daha yakışıklı bir adam. Bence de evet. Bana göre. Evet. Ama ben işte o yüzden Oğuzhan Özyakup'u seçmeyi düşünüyorum yani. Ne gerek var ki? Ama bu kadar kötülük yapma bence. Oğlum sen gerçekten bak şimdi masanın üstünde Mac olmasa devireceğim ha. Hüsnü Çoban'dan kazandı. Onu seçtim ama Hüsnü Çoban olduğu için. Seçim daha çok bu Alp Navruz'un bir tane bunda da böyle holding rollerini veriyorlar değil mi bu adama da? Holding şirkette çalışan adam rolleri evet. Değil mi bunda hep? Niye Türkiye'de böyle bir algı var? Adamın tipine göre rolü hazır anasını satayım. Bana mesela ne rolü verirler sence? Ben liseye gidersin. Düzenli bir oyuncu olsam. Lisede çapkın çocuk olursun. Kiraz mevsimi Ayaz'ı seçmek istemiyorum açıkçası. Bence ikisi seçenek de okey benim için. Abi çok kötü video ya. 25 bin like. 25 bin like'a gerçek hayatta 50 kadın. Hadi bakalım. Alp Navruz seçeceğim. Çünkü Serkan Çayoğlu bana birazcık daha serseri geliyor. Tarkan'ı seçiyorum ben. Abi Tarkan'ı seçip Tarkan böyle artık? Garip garip storyler çekmekten zaten vakit ayıramaz anladın mı? Bir süredir yazılıp çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Murat Boz'u çok yaşlı ama yapacak bir şey yok. En genci o şu anda elimizde. Ben bunların ikisini de ileride eleyeceğim için Murat Boz'a bastım gitti. Ekin Koç ve Alperen Duymaz. Alperen Duymaz'ı beğendiğim bir oyuncu olduğu için büyük ihtimal finale kadar götürüp benle vs attırdım da eleyeceğim. Abi finalde sen yoksun. Seni eleyeceğim. Ama şimdi videonun dışına çıkmıyor mu Ertan ya? Baba yemeği ben yiyeceğim bu kızla. Ben. Hayır ya öyle bir şey olmayacak. Beni sonuna bırakmak zorundasın. Sen harici. Videonun başta neydi? Abim bana sevgili seçiyor. Bitti. Sessizlik sevgili. Rica ediyorum. Ekin Koç mu Alperen Duymaz mı ben sence? Ben bir şey söylemiyorum. Ben Alperen Duymaz'ın oyunculuğunu beğendiğim için onu seçeceğim galiba. Sen bilirsin. Oğlum bu videoda sen bana trip atamazsın. O kaşlarını teker teker koparırım şu an seni. Kendini buraya koyamazsın. Ben koymadım ki. Testi yapan adam koymuş. Kendini seçemezsin. Hiç seni hiç alakadar etmez. Burak Deniz'i mi seçsek ya? Burak Deniz'i de seçsek bu son dizide bu adam psikopat ya. İki tane karakteri var aslında. Kim uğraşacak bununla? Geceleri başka adam, gündüzleri başka adam. Ya dizilerden bize ne abi? Oğlum adamla gerçek hayatta çay kahve mi içiyorum ben? Hayır. Mecbur yani oralara göre takılacağım. Adam geceleri adam öldürüyor adam. İyi seçme o zaman. Engin Akgüre'yi seçiyorum. Bu adam da hep Anadolu rolü. Anadolu'daki erkek. Efendi. Aytaç Şaşmaz ve Seyro. Odana geç. O sahneyi biliyor musun? Biliyorum abi. Odaya geç. Seyran. Odaya geç. Seyran. Ya Mert Ramazan Demir bana sempatik geldiği için Mert Ramazan Demir'i seçeceğim. Ama bana sempatik geldiği için seçtim. Alright man. Lütfen Kerem'i seçme tamam. Çok gıcık kapıyorum ben. İngilizce falan konuşuyor ben de yemekte. Asla, what you eating? It's a meal. The restaurant is Slofana. Alright. Kerem Bursa seçtim. Ben yorum yapmıyorum şu saatten sonra. Gerçekten. Bahadır Telci mi, Mert Yazıcıoğlu mu? Bahadır Telci kim? Purple Bixi değil mi bu çocuk? O değil mi? Evet o. Seçimde yayın falanlaştı ya. Şimdi yine aynı camiadan olduğum insanlara direkt eliyorum. Mert Yazıcıoğlu'nu seçtim buradasın. Abi sen direkt eliyorsun. Sen direkt eliyorsun. Eliyorsun. Bir dakika. Otur ben de basmayacağım.
Hayır. Eğer ben buna elenirsem en yakın yüksekten atlar ilk ay. Sıla bana otur. Ver. Ekran kaydı bozuldu, bekle. Bozma. Bir dakika dur. Tamam mı, bekle. Ben seçmeyeceğim. Sen video gereği sen buraya elini atamazsın. Sen beni seçemezsin. Ikna etmeye sen... Beni ikna etmezsen elini bir daha buraya atarsan video biter. Sen eğer bir şey söyleyeceğim. Birini seçersen Allah belen versin kalkar giderim. Sen seçemezsin. Beni çağırdın, ben seçeceğim. Tamam ama mantıklı. Şimdi gel gerçekten konuşalım. Bak. Abicim ben şu anda sağdaki beyefendi, soldaki beyefendi daha yakışıklı, daha efendi buluyorum. Bu benim kararım. Bence bu seferlik salın dedi olsun. Ondan sonra itiraz hakkı olmaz. Bundan sonra ben gidiyorum yani, edersek bir daha çıkmayacağım. Abi senin ne işin var orada? Bak içerik gereği sonra birini bırakmak zorundasın. Kendin değil ama. Kimi mesela? Herhangi biri. Okey, seni ben kör topal biriyle evlendireyim de görüşelim. Aa. Ahmet'i eledim, hadi gitti. Oğlum git ya. Ya Türkiye'nin en yakışıklı erkek testinde ben niye kendimi seçmedim? Ben çok hızlı ikna oldum. Niye öyle oldu? Şu an pişmanım kendime dedim için. Bir daha geri gelmeyeceğim. Şu an rahatladım ben. Furkan Andıç mı, Yiğit Koçak mı diyoruz? Son kararımı veriyorum. Joker hakkımı da kullanacağım galiba bir yerde. Yiğit Koçak'ı seçiyorum. Joker hakkın ne ya? Birini arayıp soracağım. Kubilay Aka'yı seçmemi istersin değil mi? Yorum yapmıyorum. Ya ben anlıyorum. Ben anlıyorum. Hiçbir şey anlayamazsın. Barış Arduç'u seçeyim. Çok az kişi kaldı. Sürekli aynı tipleri görmemiştim. Sinir kat seviyem artıyor. Barış Arduç'u seçeceğim. Sefa geldi yine. Allah'ın istersen. Ben İbrahim bu konu hakkında yorum yapmıyorum. İbrahim Çelikkol'u seçip hemen geçeceğim. Tamam. Burak Öğretmen mi? Şimdi adil ol gerçekten bak yani. Yakışıklılık konusunda bir bak. Bakın zaten beni bütün Türkiye bunu düşünüyor zaten. Gökhan Keser, Kıvanç Tatlıtuğ, Gökhan Keser'den daha yakışıklı zaten. Ama Burak Öğretmen örümceğe dönüşüyor. Kıvanç Tatlıtuğ örümceğe dönüşebiliyor mu? Hayır. O adamın öyle bir yeteneği var. 8 bacak. Of hadi. Ne seçiyorsun yani? İnsan. Şaka lan şaka. Gül diye. Genelde. İstemiyorum seçimi. Bak Burak Öğretmen'i seçeceğim. Kıvanç Tatlıtuğ'u elemek istiyorum. Kör topal biri lazım. Kara Sedan'ı izlediğim tek Türk dizilerinden biri. Oradaki rolü iyiydi. Burak Özçivit'in. Kenan İmirzalıoğlu Edis. Bu nasıl bir kefe? Ne alakası var hani? Biri Anya, diğeri Konya bile değil. Kenan İmirzalıoğlu'nu seçeceğim derken Edis seçiyorum. Uzi vs Ali Burak Ceylan. Ben bu adama aşırı iriteyim. Ali Burak Ceylan'ı ben bu adama ısınamıyorum. O zaman diğerini seç. Uzi'yi mi seçeyim? Onu sonra elersin. Ali Burak Ceylan'ı seçeceğim, yok. O daha hızlı gitmeli, o daha tehlikeli. Ali Burak Ceylan'ı seçiyorum, sonra eleyeceğim. Seyirci. Nasıl bir seçim ama şimdi? Oğlum Seyro vs Yağmur çok zor ya. Ben videonun amacını unuttum. Sanki ben kendime seçiyormuşum gibi oldu, değil mi? Bana seçiyorsun şu an. İkisinden biri benim sevgilim olacak. İyi karar ver ne olur. 20 bin like. 20 bin like'a çekerim. Kız kardeşim bana sevgili seçiyor. 50 adet gerçek hanımefendiyle. Benim kararım belli. Gerçi ikisi de olur yani, fark etmez. Oğlum salak salak konuşma şimdi. Salak salak konuşma lan! Kırarım Samson'la ha. Alperen Duymaz'ı seçiyorum. Okey. Murat Buz'u seçiyorum. Sonra Murat Buz'u bırakacaksın, biliyorum. Heh, şu Ali Burak Celin'i de eleyeyim, sonra konuşalım. Yiğit Koçak mı? Alright, ben de. İyi yaşa abi şimdi. Hep beraber. Hiç kimse bana erkenden iyi yaşa dememişti, daha hapşurmadan. Mutlu hapşurdum yanlışlıkla. Yiğit Koçak'ı seçeyim, Kerem Bursun elensin. Uğraşamayız, alright, alright, gerçekten. Beni de yorar. Yorar, yorar. Engin Akyürek mi? Engin Akyürek buraya kadar nasıl geldi ama? Niye onu seçip duruyor? Adam suvası şey, efendi duruyor, anladın mı? Düzgün bir insana benziyor, o yüzden. Bir de bak buna, bu hain. Hain oğlum bak, bu masum bakan hainlerden. O yüzden Engin Akyürek devam. Engin Akyürek finale gidiyor, anasını satayım. Abim çok kötü seçimleri var ya. Gerçekten. Abi şu Kiraz Mevsimi Ayaz'ı artık eleyebilir miyim ben yüksek mesafe, müsaadenizle? Mesafe bak, de olur. Biraz gerçekçi seç ya. Ne olur niye hep gerçekçi en kötüleri seçiyorsun? Gerçekçi seçseydim eğer abicim şu anda ben buradayım. Ya sevgili seçiyoruz bana. Bu video bir hayal ürünüdür. Ben de abin değilim kardeşim şu anda. Hüsnü Çoban'ın oğlu mu? Kiraz Mevsimi Ayaz mı? Gerçekçi ol. Ne olur ya. Oğlum daha yani gerçekçi zaten. Seçimini yap. Abi ne olur ya, hayır ya, bak seçmiyor, Moğuz beni seçmiyor ah yani. Ah be parmağım değdi ya, aa. Burak gerçekten Özçivit mi? Gerçekten en kötü seçimleri Burak yapıyor Özçivit bak. Burak Özçivit mi, Edis mi? Bence Edis kesinlikle Burak Özçivit'ten daha yakışıklı bir adam. Türkiye'nin gelip görmüş en yakışıklı adamlarından birisi Edis bence. Bence değil. Bence öyle. Nasıl mobbing yaptım sana ama, hadi bakalım. Gökhan Keser mi, Yusuf Yazıcı mı? Burak Öğretmen'e eleyesim gelmiyor ya. Örümcek beni çok etkiliyor. Yusuf Yazıcı seçeceğim, Burak Öğretmen'e eledim. Allah'ım final turuna çok yaklaştık. Gerçekten. Bak. Efendim canım. Neden bu kadar kötü seçimler yapıyorsun? Senle bir yemek yiyecek için kör topal olmasını istiyorum. Tamam ama bak bu bir gerçek artık. Benle yemek yiyecek, tamam mı? Eğer gerçek olsaydı bu, ben zaten şu anda buradaydım. Sen yoksun, şunu şöyle söyleyip durma. Yalvarırım bana sesini yükseltme. Sinirimi bozmak, gerginim zaten. Dinle beni. Hı. Yanıma yakışan birini seç, tamam mı? Mecbursun. Aa, artık birini yemek yiyecek. Benimle sevgili olacak ya hani. Abi peki Yiğit Koçak mı? Alperen Duymaz mı? Ben hiçbir şey söylemiyorum. Yani o zaman Yiğit Koçak seçelim Devran ya. Kardı. Dönecek, ben de sana sevgi seçeceğim ona göre. Oo, bu da gerçek hayatta seçecek. Ya. Neyse 50 tane hanımefendinin 50'sini de ben davet edeceğim için. Sen değil. Hepsini çok güzel hanımefendiler sen çağırdım. Sen görmeden prodüksiyon davet edecek. Ha öyle mi? Tabii ki de sen bir de gör, sen seç istiyorsan hepsini. O zaman ben Mertcan'la bir konuşayım. Önden bir konuşalım değil mi? Yiğit Koçak seçiyorum, ben artık eliyorum. Savcım. Sen bilirsin, ben yorum yapmıyorum. Ya Alperen Duymaz'ı seviyorum, birazcık daha taşıyayım, ileride eleyeceğim.
Ya, ya Hüsnü Çoban'ın oğlu da nasıl buraya kadar geldi ya? Ben Mert Yazıcıoğlu'nu seçeyim gitti. Bir de şunu ele lütfen ya. Engin Akgürek diyor ki ben ne alaka, ben ne alaka. Bak onu seçti. Abi. Edis çok iyi bir adamdır bence. Sanırım final turuna çok yaklaştık. Alperen Duyma'yı seçiyorum bu VS'de. Edis Görgülü mü, Engin Akgürek mi? Şu an ikisi de en sıcak olduğum taraflar bu testte. Edis. Ah final! Abi ne olur. Edis mi, Savcım mı? Savcım. Vallahi ben şey yapmam, Savcım. Savcım. Adil bir seçim olsun ya. Bence Edis bu Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden birisi. Evet arkadaşlar, bu yarışmanın kazananı Edis Görgülü oldu. Benim o, ben sana. Diyoruz ki hadi bir dudak bir yanak yolla. Ben de kazanan Alperen Duymaz. Yani ben kabul etmiyorum bunu. Sen birisi kazansaydı. Ama ben yaşatacağım. Bu videoda ben olmazdım. Abime alası yaşatacağım. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkürler. Birazcık sinirli başladım ama mutlu bitti. 20 bin like'a 50 tane hanımefendiyi davet edip gerçek hayatta kız kardeşim bana sevgili seçiyor çekiyorum. Görüşeceğiz. Bir şey söylemek ister misin? Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bu ben kapatırım videoyu. Kendinize tamam, çok iyi bakın. Sana. Görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yani. Ding dong. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.